Arkadaşlar merhabalar, ben Nazlı Hoca. Nazlı Hocamla Türkçe Edebiyat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ögeleri bitirdik ancak böyle bir soru çeşidi de var. Ögeyi bulma. Evet, sorularla öge bulma videosu çekeceğim size bu akşam. İşte hangi cümlede soru özneyi buldurmaya yöneliktir? Ya da hangi cümlede soru nesneyi buldurmaya yöneliktir? Ya da dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir, zarf tümlecini, edat tümlecini buldurmaya yöneliktir şeklinde soru tarzları karşıma çıkmakta. Bu da önemli bir konu dediğim gibi. Bakalım ne yapmamız gerekiyor? İlk taktiğimiz sevgili arkadaşlar soruya yanıt vermeniz. Soruya kesinlikle yanıt verelim. Eğer benim soruya verdiğim yanıt özne ise soru özneyi buldurmaya yöneliktir. Yüklemse yüklemi buldurmaya yöneliktir. Yine dolaylı tümleç ise dolaylı tümleç. Nesne ise nesne. Bu önemli benim için. Ne diyorum o zaman? Diyorum ki soru sözcüğünün yardımıyla cümlenin herhangi bir ögesi bulunabilir. Evet. Ama bunu bulmak için yüklemi de kullanarak o soruya yanıt vermelisin. Verdiğiniz yanıt sevgili arkadaşlar, eğer özne ise soru özneyi buldurmaya yönelik, nesne ise nesneyi buldurmaya yönelik. Yani verdiğiniz yanıt aslında belirleyici oluyor. Tamam, ama kesinlikle yüklemi kullanarak yanıt vermem gerekiyor. Bakalım birinci örneğe. Bugün yemekleri kim yapacak? Bakın, bugün yemekleri kim yapacak? Soru sözcüğüm ne? Kim? Bu soruya yanıt verelim. Yemekleri annem yapacak ve şu soruyu ögelerine ayıralım. Yapacak yüklem, kim yapacak? Annem özne. Değil mi? Bakın şuradaki kim sözcüğünün yerine neyi kullandım? Annem öznesini kullandım. O halde buradaki soru hangi ögeyi buldurmaya yönelik? Özneyi buldurmaya yönelik diyeceğim. Devam. Seni arayan kimmiş? Bakın sevgili arkadaşlar, seni soran, beni soran Nazlıymış dediğimde şuradaki imiş ekeylem ekidir ve ne yaptı? Bir isme eklenip onu yüklem mi yaptı? Evet sevgili arkadaşlar, yüklem yaptı. O halde şuradaki kısma ne diyeceğim? Ben yüklem diyeceğim. Yani buradaki soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Şöyle de bulabilirsiniz bunu. Soru sözcükleri biliyorsunuz ki isim soylu sözcüklerdir ve bunlar idi, imiş, ise ekeylemeklerini alıp yüklem olduğunda aynı zamanda öge olarak da yüklemi buldurmaya yönelik oluyorlar. Bu da önemli bir bilgi. Devam edelim. Beşiktaş'ta kimi gördün? Bakın, soru sözcüğüm şurada. Yanıt veriyorum. Fatma'yı gördüm. Gördüm yüklem, değil mi? Kim, ben, kimi, Fatma'yı. Belirtili nesne mi bu? Evet. O halde şuradaki kimi sözcüğü ne yaptı? Belirtili nesnenin yerine kullandım. Şurada da yüklemi bulmuştuk. Zaten şuradaki kimi sorusunun sonundaki i'den de ne olduğunu anlıyorum. Belirtili nesne olduğunu anlayabiliyorum. Devam ediyorum. Kimde unuttun telefonunu derken, bakın, kim de benim soru sözcüğüm. Aslında şöyle bir ipucu veriyor bana. Şuradaki de da sözcüğe eklendiğinde dolaylı tümleci veriyordu bana. Yine de biz yanıt verelim ama sağlama alalım. Yüklem unuttum. Kim? Ben. Kim de? Nazlı da derken şuradaki de arkadaşlar neyi verdi bana? Dolaylı tümleç. Demek ki burada soru anlamı neyle sağlandı? Pardon, hangi ögeyi buldum? Dolaylı tümleci buldum diyeceğim. Devam. Yarın arabayı alacak mısın? Sevgili arkadaşlar, eğer benim cümlem mı, mi, mısın, misin, musun gibi eklerle, soru edatlarıyla sağlandıysa kesinlikle ne oluyor o? Yüklem oluyor. Bakın, yanıt verdim. Alacağım dediğimde zaten yüklem olarak yanıt verdim. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem, şunu cümleden at ve bunu normal olumlu bir cümle haline getir. Yarın arabayı alacak dediğimde şuradaki alacak yüklem olmaz mı? Her türlü bu hangi ögeyi buldurmaya yönelik? Yüklemi buldurmaya yöneliktir diyeceğiz. Devam edelim örneklerle. Devam ediyoruz. Görüşmeler okulda mı yapılacak derken sevgili arkadaşlar, mı gördüğünüz yere, mı'den önceki ögeye odaklanın, tamam mı? Çünkü genellikle soru mı'den önceki ögeyi buldurmaya yönelik oluyor. Okulda mı yapılacak ya da mı cümleden çıkarıp okuyun. Görüşmeler okulda yapılacak dediğimde burada ne yaptım? Dolaylı tümleci buldum. Nerede yapılacak? Okulda yapılacak. Devam edelim. Yurt dışından ne zaman döneceksin? Ne zaman sorusu zarf tümlecinin sorusudur. Bir buradan bulabilirim. Bir de sevgili arkadaşlar, ne zaman döneceksin? Mesela örnek veriyorum. Yarın, yarın döneceğim dediğimde şuradaki yarın da nedir yine? Zarf tümlecidir diyeceğim. Sana İzmir'den ne almış? Ne sorusuna dikkat edin. Biliyorsunuz ki ne sorusu nesne de olabiliyor, özne de olabiliyor. Öncelikle o yüzden yüklem özne, daha sonra nesneyi buluyoruz. Ne almış? Bana İzmir'den ne almış olsun?
hediye almış diyelim mesela, herhangi bir hediye almış olsun. Bakın ne almış, kim almış? O ne almış? Hediye. Özneyi buldum, sonra nesneyi buluyorum. O halde şuradaki ne, nesnenin yerine kullanıldı. Burada belirtisiz nesneyi buldurmaya yöneliktir. Neyi arıyorsun burada? Devam ediyoruz. Bakın neyi arıyorsun burada? Buradaki neyi sorusuna yanıt verelim. Mesela kalemi mi arıyorum? Neyi sorusu neyin sorusuydu sevgili arkadaşlar? Belirtili nesnenin sorusuydu. O halde burada da belirtili nesneyi buldurmaya yönelik. Mami'nin olduğu cümleye dikkat ediyorduk. Mami varsa kendisinden önceki ögeyi soruyordu bana muhtemelen. İstanbul'a uçakla ablan mı gelmiş? Şuradaki Mami'yi cümleden at. İstanbul'a uçakla ablan gelmiş. Kim gelmiş? Ablan. Kim sorusuna yanıt verdi. Kim sorusu da neyin sorusuydu sevgili arkadaşlar? Öznenin sorusuydu. O halde burada özneyi buldurmaya yönelik olmuş. Sizin hobileriniz neler? Aha, buna da dikkat. Çok önemli bu. Sizin hobileriniz nelerdir demek istemiyorum bana sevgili arkadaşlar. Burada bir ne var? Ek eylemin geniş zamanı var ve düşürülmüştür. Benim hobim mesela, örnek veriyorum bakın. Mesela yüzmektir diyorum, değil mi? Yüzmektir diye yanıt verdiğimde buradaki yüzmektir yüklem değil mi? Evet, o halde bu da nedir? Yüklemdir. Demek ki soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Sınavın nasıl geçti? Nasıl sorusu biliyorum ki zarf tümlecinin sorusu, ama yine de ben yanıt vermek istiyorum. İyi geçti diye yanıt verdim. Bakın iyi geçti. Nasıl geçti? İyi geçti. Zarf tümleci. O halde buradaki nasıl, neyi buldurmaya yönelik sevgili arkadaşlar? Zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir. Arkadaşlar, desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sürpriz videolar sizi bekliyor.